Başlıyoruz. Bugün sizlere Erasmus Plus öğrenci öğrenim ve staj hareketlilikleri hakkında bilgi vereceğim size. Öncelikle öğrenim hareketliliği nedir ondan bahsedelim. Şimdi faaliyet Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşmayla ortak olunan yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumu'nda gerçekleştirmesinden ibarettir. Yani şudur, bir dönem öğreniminizi orada görüyorsunuz. Ya da bir yıl da olabiliyor ama genellikle anlaşmalarımız bir dönem olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Bunun için en önemli şart üniversitemize kayıtlı aktif öğrenci olması, yani kayıt dondurmamış olması, tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması. Bu da şu demektir, 30 AKTS ders alabilmesi demektir. Ve tüm örgün öğretim öğrencileri hareketlilikten faydalanabilir. Yani açık öğretim olan okullar için bu tarz ibare var ama hazırlık programlarına kayıtlı öğrenciler hariç olacak. Ve örgün öğretim olacak. Yani açık öğretim olmayacak, aktif kayıtta olacak. İşte bilimsel hazırlık sınıfları olabilir ya da bazı bölümlerin kendi hazırlık programları olabilir, lisans bölümlerinin. O tarz programları kayıtlı öğrencimiz varsa, şu an üniversitemizde mevcut değil ama onlar faydalanamıyor. Kayıt donduran öğrenciler yine faaliyetten yararlanamıyor. Ve şu an için birinci sınıf öğrencileri faaliyetten yararlanamıyor. Neden? Çünkü bunun için bir lisans notu gerekiyor. Not ortalamasına katabilmemiz için. Henüz notunuz oluşmadığı için birinci sınıf öğrencileri bu projeye başvuramıyor. Şimdi Erasmus programında öğrenim hareketliliği süresi en az 3 ay, en fazla 12 aydır. Şimdi şeye de baktık mı bilmiyorum ama ilanlara. İlan şartlarımızı da lütfen tekrar detaylı olarak okuyalım. Kafamıza takılan bir şey olursa erasmus@afsu.edu.tr adresine de gönderebilirsiniz. Ben orada hani şu an için birinci sınıf öğrencileri dışında diye de belirtmiştim. En az 3 ay, en fazla 12 aydır ama işte bir dönem orada geçireceğiniz için 3,5 ay mesela belki olabilir ama şu an bu şekilde geçiyor. Yani bir dönem orada geçireceği için biz 5 ay olarak daha çok hesaplıyoruz bunu. Yine konuşuruz, gecikme olabilir. Yani belli sebeplerden dolayı da olabilir. O yüzden belki 3 ay bahsi konmuştur. Yani süremiz 3 ay ile 12 ay arasında. Bir öğrenci her bir eğitim öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar staj yapabilir ya da öğrenim yapabilir ve hibe alabilir. Hibe almasa bile faaliyetten yine toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Yani lisans öğrencisi, ön lisans öğrencisi ya da yüksek lisans öğrencisi ne yapabiliyor? 12 ay kadar faaliyetten yararlanabiliyor. Peki tıp fakültesi için durum biraz farklı. Neden? Tıp fakültesinde birleştirilmiş kademe var. O yüzden onlar 24 aya kadar da yararlanabiliyorlar. Öğrenim hareketliliğinde ikili anlaşma şartı vardır. Ve sadece fakültelerin anlaşma yaptıkları ülkelerle hareketlik yapılabilir. Ben birazdan staj hareketliliğinde durumu da izah edeceğim. Dediğim gibi öğrenim hareketliliğinde sadece fakülte yaptığımız ülkelerle hareketlilik yapabilirsiniz. Ama staj hareketliliğinde bu durum farklı. Şimdi açıklayacağım onu da. Staj hareketliliği nedir? Faaliyet Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Yine aynı şekilde üniversitemize kayıtlı, aktif, tam zamanlı kayıtlı ve en az bir ders dönemini tamamlayan tüm örgün öğretim öğrencileri hareketlilikten faydalanabilir. Yani en az bir ders dönemini tamamlayan, o yüzden birinci sınıf diye ibare koyduk. Çünkü aslında birinci sınıf öğrencileri ikinci, yani şöyle söyleyeyim, ikinci dönem ilana çıkacağım, ona başvurabilirler elbette. Çünkü bir dönem ders notları oluşmuş oluyor. Yine aynı şekilde hazırlık, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler hariç diye de bunları belirttik. Yabancı hazırlık sınıfı, dikey geçiş, hazırlık programı ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri ve şu an için birinci sınıf öğrencileri dışında üniversitemizde aktif olarak kayıtlı tüm öğrenciler yine hareketliliğimize başvurabilir. Şimdi Erasmus programına göre staj yapma süresi 2 ile 12 ay arasındadır. Hangi proje için? Şu an çıktığımız projeler için 2020 projesinden çıktık, bir de konsorsiyum projesinden çıktık. Anlatacağım onları da. Ancak belirlenen staj süresinden sonraki süre hibesiz uzatılabilir. Stajda ikili anlaşma şartı yoktur.
Staj yerini bulmak öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Şimdi staj için nerelere başvurabiliyorsunuz? Üniversitelerde staj yapabilirsiniz. 2020 projesinde bunun için ikili anlaşma şartı yok. Ama özel işletmelerde de başvurabilirsiniz. Tabii bu alanınızla ilgili olmak zorundadır. Ve staj şu şekilde iki türlüdür. Bir zorunlu staj dediğimiz staj vardır. Bu da müfredatın parçası, staj hareketliğinin müfredatın parçası olma durumunda yapılan stajdır. Gönüllü staj ise staj hareketliliği müfredatın parçası içerisinde değildir ama yine öğrencinin alanı içerisinde olmak zorundadır. Yani AKTS verilerek yapılmıyor gönüllü staj hareketliliği genel olarak. AKTS ile tanımlanmayabiliyor. Ancak ne yapılıyor? Tabii ki sizin alanınızla ilgili olmak zorunda. Yani hemşirelik bölümü öğrencisi hemşirelikle ilgili o alanda staj yapabilir. Nerede yapabilir? Üniversitede yapabilir, hastanede yapabilir, işletmede yapabilir, bazı alanlarda kliniklerde yapabilir vesaire. Yani bu şekilde düşünelim bunu. Şimdi mezuniyet sonrası gerçekleştirecek staj hareketleri, onlar nasıl olacak? Onlardan bahsedelim. Mezuniyet sonrası gerçekleştirecek staj faaliyetlerinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. 12 ay içinde mevcut duruma göre de, yani şu anki COVID durumuna göre 18 ay içinde tamamlanabilir. Yeni bir bildirim gelmezse yine 12 ay içerisinde olacaktır. Ancak projenin bitiş süresini geçemez. Mesela bir proje, atıyorum, bitiş tarihi 31 Mayıs ise Mayıs ayına kadar bitirecek. Hocam o zaman ben 12 ay içerisinde kullanabilir miyim ya da aşmıyorsa durumu gibi bir şey söz konusu değil. Projenin bitiş tarihi esas alınır. Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz ve hareketliliğin 2 aydan az olması durumunda hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Ödenen hibe geri istenir. Yani hareketliliğini tamamlamadan geldiysen, ayın 17'sinde bitiyorsa hareketliliğin, sen 15'inde geldin diyelim. 2 gün erken geldin ve ne yaptı? 58 günü düştü senin staj hareketliliği günün. O zaman ben ödeyemem sana para. Hibeni ödeyemem ve ödediğim hibeyi de geri isterim. Yani tam gününde bitecek staj hareketliliği. Aynı şekilde öğrenim hareketliliği de. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğretim kademesine geçtiğinde, yani lisans tamamlayıp yüksek lisansa geçtiğinizde, lisans için 12 ay vardı ya, yüksek lisans için de bir 12 ayınız daha var. Doktoraya geçersen yine bir 12 ay var. Yani 3 kademede de toplam 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii bu birleşik kademeler için, tıp fakültesi için zaten 24 ay, bunu söylemiştim. Neden? Buradaki kademe tek bir kademe içerisinde gözüktüğü için. O yüzden burayı hızlı geçiyorum. Eczacılık, tıp veya diş hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yüksek öğretim kurumunun kayıtlı öğrenci statüsünü taşımıyorsa Erasmus öğrenci hareketliğinden yararlanamazlar. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki hibesiz öğrenci, ben diyor hibesiz gideceğim, o zaman gidebilirim. Öyle bir şey yok. Sen de diğerleri gibi önce bir başvuruya tabi olacaksın. Sonra seçileceksin hibesiz. Hibesiz gitmek istiyorum diye belirteceksin bunu ilk başta. Sonra seçileceksin. Aynı prosedür senin için de geçerli olacak. Ondan sonra gidebiliyorsun. Yani hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Bu çok önemli. Şimdi not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20. Şimdi biz birinci kademe öğrencileri diyoruz. Birinci kademeden kastımız ön lisans ve lisans. O yüzden birinci kademe öğrencileri için not ortalamamız 2.20. İkinci kademe dediğimiz yüksek lisans, üçüncü kademede doktora öğrencilerini kastediyoruz. İkinci ve üçüncü kademe için de 2.50 olacak not ortalamamızın barajı. Şimdi genel başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalamasının %50'sini, yabancı sınavında %50'sini alıyorum.
Akü'nün yaptığı sınava esnadan bunu yazdım. Yazılı sınavın %75'i ve sözlü sınavında %25'i alınıyor. 2 gün yapılıyor sınav. Ancak sözlü sınava girmek için Akü şöyle bir şart koymuş. 50 barajını geçmek gerekiyor. Biz de onlarla protokol imzaladığımız için onlara tabiyiz bu durumda. Şimdi puanlama ile ilgili önemli hususlar var. Engelli öğrencilere artı 10 puan veriliyor. Tabii bunu belgelendirmek koşuluyla. Şehit ve gazi çocuklarına yine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla artı 15 puan verilir. Ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı almış öğrenciler bunu başvurmaları durumunda, belgelemeleri durumunda 10 puan daha fazla alıyorlar. Daha önce yararlandıysa ve ikinci hareketliliğine başvuruyorsa öğrenci onlardan eksi 10 puan kırılıyor. Burada öğrencinin hibeli ya da hibesiz başvurması puan kırılmasına engel teşkil etmiyor. Ve yabancı öğrenciler için söylüyorum özellikle vatandaşı olan ülkede hareketliliğe katılma durumunda eksi 10 puan kırılıyor. Şimdi puanlamada önemli hususlarla devam ediyoruz. Hareketliliği seçilen öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hareketlilikle ilgili düzenlenen toplantılara, eğitimlere mazeretsiz katılmama eksi 5 puan. Bu ne zaman oluyor? Seçildiniz. Ben sizi oryantasyon toplantısına alıyorum. Hem asilleri hem yedek öğrencileri ve kesinlikle burada mazeretsiz katılmama durumunda eksi 5 puan kırıyorum. Ne zaman kırıyorum bunu? Bir sonraki başvuruda tabii ki. Zaten seçilmiş öğrenci tekrar başvuru yaparsa öğrenim ve staj hareketliği için orada kırıyorum. Şimdi aynı anda iki hareketliliğe başvuru durumunda. Şimdi hem öğrenim hem staja çıktım. Staj hareketliliği ilanına çıktık. Şimdi öğrenci hem staj hareketliliğinden hem öğrenim hareketliliğinden faydalanmak istiyorsa eksi 10 puan kırıyorum. Peki hangisinden kırayım bu eksi 10 puanı? Yani stajdan mı kırayım, öğrenimden mi kırayım diye öğrencinin tercihine bırakıyoruz. Öğrenci bunu bize bir dilekçeyle bildirmek durumunda. Diyecek ki ben öğrenim hareketliliğinden puan kırılmasını istemiyorum. Staj hareketliğinden puan kırılmasını istiyorum diye mesela bu şekilde belirtirse o staj hareketliğinden puan kırıyoruz. Bu da tabii başvuru süreleri içerisinde olmak kaydıyla. Şimdi şuraya bakalım. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilir. 2018 projesinde de eksi 10 puan kırılıyordu. Şimdi 2019 projesinde de eksi 10 puan kırılıyordu. 2020 projelerinde bu şart kalktı. Sadece çift anadalda okuyan varsa sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabiliyor. Puanlamada diğer hususlar. Devam ediyoruz. Seçim takviminde belirlenen tarihlerde vazgeçme dilekçesini verirsen puan kırmıyoruz. Vermezsen eksi 10 puan azaltma uyguluyoruz. Ve Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına mazeretsiz katılmazsanız da sınava başvurunuzda eksi 5 puan kırıyorum. Neden? Biz oraya bir ücret ödüyoruz. Siz ödemiyorsunuz ama biz isimleri gönderiyoruz vesaire. Sınav için ücret ödüyoruz. O yüzden bir emek sarf ediyoruz. Lütfen sınavlara katılın. Tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır. İsteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilirler. Asil seçimimiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Başarısı olan öğrencilerin faaliyet günü sayısını. Bu özellikle öğrenim hareketliliği için geçerli bir durum. Başarısı olan öğrencilerin faaliyet günü sayısının %30'una kadar hibelerinde kesinti yapılır. Eğer staj hareketliliğinde de zorunlu staj hareketliliğiyle gitmişse AKTS veriliyorsa yine aynı durum söz konusu olabilir. 30 ECTS dediğim Europe'un Credit Transfer System'dır. Yani Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 30 AKTS kredi alır tam zamanlı bir öğrenci bir dönemde. Eğer bir dönem için aldığı toplam 30 AKTS'lik derslerin en az 1/3'ünü başarmak zorundadır. 1 ile 5 AKTS başarması durumunda öğrencinin hibesinin %10'u hareketlilik dönüşünde kesilir. 6 ile 9 diyelim orası. Onu düzeltiyorum. 6 ile 9 AKTS olması halinde de toplam hak ettiği hibenin %20'si kesiliyor. Yani 10 AKTS ve üzeri başarmak zorundasınız. Eğer öğrenci hiçbir dersten geçmemişse yan gelip yapmışsa da %100 başarısız durumunda da yani ne yapılıyor?
toplamak ettiği hibenin %30'u kesiliyor. Şimdi gelelim OLS sınavına. OLS sınavı nedir? OLS bir online language system dediğimiz bir sınavdır. Online Linguistic Support, düzeltiyorum. Online Linguistic Support'tur bunun açılımı. OLS sınavını hem gidiş öncesinde hem de dönüşte almayan öğrencilerin hak ettiği hibeden %5 tutarında, hareketlilikten dönüşte de katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerin hak ettiği hibenin %20 tutarında kesinti yapılır. Siz hareketliliğe başlanmadan önce ben sizi bu Online Linguistic Support dediğimiz OLS sistemine tanımlıyorum. Bir sınav oluyorsunuz. Bu sınavın hiçbir şekilde sizin seçilmenize, seçilmemenize, okuldaki not ortalamanıza vesaire hiçbir şekilde etkisi yoktur. Kesinlikle sadece Avrupa Birliği bunu yapmanızı istiyor. Bakıyor sizin dil seviyenize. Daha sonra onu anket sisteminde mi kullanıyor artık nasıl yapıyor tam bilemiyorum. Sonra ikinci OLS sınavı oluyorsunuz. Eğer C ve üzeri alamamışsanız, C2 ve üzeri, pardon C2 alamamışsanız, ikinci OLS sınavını olmak da tabii ki zorunlu burada. Ve belli baraj miktarları var. Onları daha çok oryantasyonda anlatıyorum. O zaman istediğiniz ikinci bir dilden daha belli bir seviye yakalarsanız bunda kurs ve ders alabiliyorsunuz. Bu sınava katılanlara ücretsiz kurs tanımlanabiliyor. Alıp almamak öğrencinin kendi takdirindedir. Ve belli bir barajı geçenlere de ikinci dil imkanı da veriliyor. Mesela nereye gittin? Avusturya'ya gittin. Konuştukları dil Almanca. Almanca da öğrenmek istiyorsan sen yine Almanca kursu tanımlatabiliyorsun kendine. Ve şu şekilde bakalım. Burada da bizim bir ölçütümüz var. Ne ölçütü? Sizin seçim ölçütlerimiz. Az önce okumuştum ben dil seviyesi, şehit, gazi çocukları vesaire. İşte bunları bu yükseköğretim kurumları için tanımlanan bir el kitabı var. Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği, yükseköğretim kurumları için el kitabı var. Her sözleşme dönemi için bu farklılaşıyor ama genel kriterler bunlar. Buradaki ölçütlere bakarak bunları yayınlıyoruz. Şimdi yabancı dil sınavı hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu sınav için geçerli, yani bu ilanlar için geçerli olmak üzere. AKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yüz yüze olarak yapılacaktır. Sınav geçerli süresi 3 yıldır. Ki bizimki yapıldı şu an. AKÜ tarafından yapılan Kasım 2018, Ekim 2019, Kasım 2019, Kasım 2020 ve Nisan 2021 tarihlerinde yapılan sınavlar halen geçerlidir. Bunlar halen geçerli gençler. Biz şu an hangi sınavlarımız olmuştuk en son? Ekim 2021'de de olduk. Ekim 2021 sınavımızı da buraya eklersek şu an o da geçerlidir. Ayrıca 2016 yılından itibaren geçerli olan ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan ve eş değerleri kabul edilen yabancı sınavlarında da 50 ve üzeri puanlar kabul edilir. Şu an için 2016 diyoruz. Son 5 yıl geçerli olduğu için bu şekilde yazdık. Yıl değiştikçe bu bilgi de değişecektir. Detaylı bilgi sınav ilanlarında yazdım gençler. Şimdi AFSÜ OYUM tarafından Erasmus Plus aday öğrencisi olduğu ve iletişim bilgileriyle birlikte misafir olacağı üniversiteye e-posta ile bildiriyoruz. Ne zaman bu? Şimdi öğrenci öğrenim hareketliliğini ne yaptı? Seçildi ve biz yine aday öğrenci de çünkü karşı üniversite bunu kabul etmek zorundadır. Biz senin iletişim bilgilerini, mail adresini vesaire karşı kurumda öğrenim göreceğin üniversiteye, ona host institution da diyoruz, gönderiyoruz. Karşı üniversite ya bizim aracılığımızla ya da direkt sizinle iletişim kurarak başvuru prosedürlerini belirten bir e-mail gönderiyor. Yani tamam Erasmus için belli belgeler hazırlıyorsun ama bir de karşı üniversitenin senden istediği belgeler olacak. Bunu göndermediği takdirde öğrenci gideceği üniversitenin web sayfasından da başvuru prosedürünü öğrenebilir. Ama genelde de gönderiyorlar zaten ya da link atıyorlar şuradan bakın diye. Öğrenci başvuru sürecinde ilgili üniversitenin web sayfasında bulunmayan her türlü bilgi için gideceği üniversiteyle iletişime geçebilir. Ben bu konuda size yardımcı oluyorum. Size dönmezlerse yine ben iletişime geçiyorum. Merak etmeyin. Şimdi başvuru aşamasında başvuru evrakları, aşağıdaki belgeler başvuru için karşı üniversiteye gönderilmek üzere birbirimize teslim edilecektir.
Belgeler her üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Öğrenci gideceği üniversitenin başvuru aşamasında istediği belgeleri gideceği üniversitenin web sayfasından öğrenir. Başvuru formu, işte öğrenim anlaşması, bunu zaten yapıyoruz. Stajda bunu daha erken yapıyoruz. Öğrenim anlaşmasında da bunu seçildikten sonra yapıyoruz. Öğrenim hareket ettiğinde de. Konaklama formu olabilir isteniyorsa. Pasaport fotokopisi istenebilir. Ki biz zaten vize alınınca bunu istiyoruz sizden. Fotoğraf isteyebilir. Bunlar karşı üniversitenin istediği prosedürler. Bizim değil de karşı üniversitenin. İsteyebileceği muhtemel diye bakıyoruz. Özgeçmişinizi, yani sizin CV'nizi isteyebilir. İngilizcesinin transkriptinizi isteyebilir. Dil sertifikası isteyebilir ve genelde de B1 dil sertifikası isteniyor gençler. Yaptığınız sınavdan 51 üzeri puan alıp başvurdunuz, tamam, ama karşı üniversite sizden dil sertifikası da istiyorum diyebilir. Aklınızda olsun. Ve gitmeden önce başvuru belgesi, learning agreement, akademik tanınırlık için fakülte yönetim kurulu yazısı, bunu biz yazıyoruz zaten. Ayrıca başvuruyu düşündüğünüz üniversitenin başvuru şartları incelenmeli, dil şartları öğrenilmeli. Tekrar geçiyorum. Akademik takvimleri ve İngilizce alabileceğiniz dersler incelenmelidir. Bununla ilgili fakülte koordinatörlerimizle de iletişime geçebilirsiniz. Danışman hocalarınıza da sorabilirsiniz. Şimdi Learning Agreement belgesi. Bu staj hareketliliğinde önce alıyoruz, öğrenim hareketliliğinde sonra alıyoruz bu belgeyi. Yapacağınız ilk şey bu belgeyi doldurmak olacaktır. Bu belgeyi doldurduktan sonra karşı kuruma gönderip bu belgeyi imzalamalarını isteyeceksiniz. İmzalar atıldıktan sonra evrağı bize teslim ediyorsunuz. Ben bunları oryantasyon webinarlarında nasıl yapacağınızı çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Öğrenim hareketliliğine gittiğinizde de bu evrağın aslında oraya imza atıp döndükten sonra evrağı bize teslim edeceksiniz. Yani gidiyorsunuz, ıslak imzalı bir şekilde, mühürlü bir şekilde geri getiriyorsunuz. Ama şu an için öğrenim hareketliliği için söylüyorum. Artık her şey online olacaktır. OLA diye Online Learning Agreement imzalayacağız. Bunu da ben size yine anlatacağım. Henüz çok yeni bir süreç. Artık bu şekilde üniversiteye öğrenim anlaşması için, öğrenim hareketliliği için gittiğimizde bu şekilde dolduracağız. Staj hareketliliği için, şu an için OLA söz konusu değil. Staj hareketi de yine bu şekilde ıslak imzayla devam edecektir gençler. Sigorta çok önemli. Öğrenim hareketliliğine gidecek öğrencilerin aşağıdaki sigortaları kesinlikle yaptırmaları gerekmektedir. Yurt dışı öğrenim, eğitim ve öğrenci sigortası olabilir. Şuraya örneklerini yazdım. Bu sigortayı vize başvurusunda da kullanacaksınız zaten. Şu an için Covid sigortası da istiyor olabilir elçilikler. Ona dikkat edelim. Bu zaten Erasmus'ta da bizim için de istediğimiz ve yurt dışında konsoloslukların istediği de başvuru esnasında sigortalar. Yani mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Bunu yaptırmak şart. Peki staj için şu şekilde sigorta kapsamı. Bu anlattığım öğrenim için de. Staj hareketliliği için sağlık sigortası, kaza sigortası ve kişisel sorumluluk olmazsa olmaz. Bunlar mutlaka yapılacak. Ve şu şekilde şöyle bir poliçe numarası verdim. Yani şu şekilde size göstermek üzere hazırladım. Öncelikle sigorta gideceğiniz hareketlilik zamanının tamamını kapsamak zorunda. 60 gün gideceksen tam o faaliyeti kapsayacak. Yani 60 gün en az olacak. 76 gün fazladan yaptırılabiliyor her ihtimale karşı. Gecikme olur vesaire diye de yaptırılabiliyor. Öğrenim göreceksen, mesela kaç ay göreceksin? 4 ay göreceksen burada 120 gün olacak bunun kapsamı. Yani tam da o gittiğin süreleri kapsayacak. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi o süreler içerisinde yer almak zorundadır. Bunu da söyleyelim. Bu mesela staj için hazırlanmış bir poliçe. Neden? Kişisel sorumluluk var. 500 euro olarak kişisel sorumluluğu oluşturmuşlar. 30 bin, 35 bin euro. Tedavi, ani rahatsızlık, sağlık, cenaze, taburcu nakli vesaire, Allah göstermesin tabii, bu şekilde bir poliçe hazırlanmış. Ve kabul mektubu, staj hareketi için örnek bir kabul mektubu metni hazırladım. Kimi üniversiteler kendi veriyor, kimisi vermiyor. Bu bizim uyum.avsu.edu.tr adresimizde de var. Şuraya da yazdım, Erasmus Plus Internship diye. Yani staj hareketleri için. Öğrenim hareketleri için üniversiteler kendisi daha çok veriyor. Vermezlerse de yine biz de hazır. Onu da aynı şekilde imza atabilirsiniz gençler.
web sitemizde hazır hepsi. Şimdi vize yazısı nedir? Siz tüm belgelerinizi hazırladık, getirdiniz. Kabul mektubu tamam, öğrenim anlaşması tamam, sigorta tamam. Biz size bir vize yazısı veriyoruz. Bu öğrencimiz Erasmus hareketliğinde seçilmiştir. Şu kadar, şu kadar, şu kadar hibe alacaktır. Gereken vizenin verilmesi diye siz onu elden konsolosluğa götürüyorsunuz. Şimdi vize işlemleri, bu çok önemli. Lütfen ülke seçmeden önce vize işlemlerine bakınız. Her ülkenin öğrenci vizesi için istediği belgeler değişiklik gösterebilir. Üniversitemizden alacağımız belgeler vize yazısı ve İngilizce öğrenci belgesidir. İngilizce transkriptir aynı zamanda. Diğer belgeleri kendiniz temin etmek zorundasınız. Vize için başvuracağınız konsolosluğun web sayfasını lütfen inceleyin. Lütfen belgelerinizi geciktirmeden hazırlayın ve en kısa zaman içinde vize başvurusunda bulunun. Özellikle Danimarka, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya'ya gidecek öğrencilerin en kısa zamanda vize için başvurularını yapmaları gerekmektedir. Yazmışız. Tabii Covid'den dolayı şartlar değişti. Hepsinin şartları değişti. Çok dikkatli olalım. Aşı kartlarımıza dikkat edelim. Mümkün mertebe kısa zamanda başvurmaya çalışalım gençler. Bir bildirim daha var. Başvurmak isteyen birisi daha var zannedersem. Evet, devam ediyoruz. Vize işlemlerinden bahsettim. Şimdi gelelim hibeler. Öğrenim ve stajını ayrı ayrı ayırdım ben. Şimdi 2020 projesinden çıktığım için iki tane hareketlilik projemiz var. Birisi normal 2020 projesinden öğrenim ve staj hareketliliği. Diğeri de nedir gençler? Sadece staj hareketliliği. Birinci ve ikinci grup program ülkeleri öğrenim için 500 euro veriyor aylık. Staj için 600 euro veriyor. Şu gördüğünüz birinci grup ülkeler. Birinci ve ikinci grup program ülkeleri. Üçüncü grup program ülkeleri şu altta gördüğünüz. Şöyle bir dikkatlice inceleyin. İlanda da ben çok detaylı bir şekilde verdim. Öğrenim 300, staj 400 euro olarak veriyor. Bu şekilde bakalım. Bir de gençler kontenjanları incelemenizi sizden rica ediyorum. Çünkü iki tane ayrı proje var. Bir tanesi hem öğrenim hem staj. 2021 TR01KA 103 091046. Bu öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği çalışma ilanıdır gençler. Burada kontenjanı da belirttim. Detaylı bir şekilde incelemeniz için hibeleri de belirttim. Öğrenci öğrenim hareketliliği kontenjanı için 3, staj hareketliliği kontenjanı için ise 4 kontenjan ayırdık burada. Ve eğer öğrenim hareketliliğine daha fazla talep olursa, staj hareketliliğine talep olmasa, staj hareketliliği kontenjanını öğrenim hareketliliğine, öğrenim hareketliliği için ters şekilde staj hareketliliği için talep olur da öğrenim hareketliliğine talep olmasa, öğrenim hareketliliği için ayrılan 3 kişilik kontenjanı da staj hareketliliğine aktarabiliyoruz. Bu kontenjanlar tahminidir. Kesinlikle farklılık gösterebilir. Çünkü hangi ülkeyi seçeceğiniz biz bilmiyoruz. Birisi Danimarka seçebilir, diğeri atıyorum Romanya seçebilir. O yüzden tahminidir. Bundan daha fazla öğrenci de gönderebiliriz. Kalacak yer, kalacak yerle ilgili staj yerinin işletmesiyle ya da oradaki koordinatörle görüşüp onların yardımında alabilirsiniz. Bunlar sizin sorumluluğunuzdadır. Öncelikle bunu da belirteyim. Hareketlilik bittikten sonra ikinci OLS sınavınız, C2 alamamanız durumunda ikinci OLS sınavına girmeniz zorunluydu. Mutlaka yapacaksınız bunu. Ve Mobility Tool, nihai rapor. Nihai rapor dediğim, e-mailinize Avrupa Komisyonu'ndan çevrimiçi olarak bir anket geliyor. Bu anketi doldurmak zorundasınız. Bu anketi doldurunca biz diyoruz ki öğrencimiz tamam kalan hibeyi istiyor. Kalan hibeyi talep oluşturuyor diyoruz ve kalan hibenizi veriyoruz. Hocam nasıl oluyor diyorsanız ilk önce ödemenizi %70 olarak ödüyoruz. Hibenizin %75'ini ilk önce ödüyoruz. Siz hareketlilikten döndükten sonra da %30'unu ödüyoruz. İşte bu nihai rapor anketini doldurunca ve diğer evrakları da bize teslim edince bizim istediğimiz %30 hibenizi alıyorsunuz. Yani iki taksitte almış olabiliyorsunuz. Öğrenim hareketliliği için kurumlar arası anlaşma gerekiyor demiştik. Kurumlar arası anlaşma bu şekilde biraz belki küçük gösteriyor olabilir ama lütfen uyum.at.edu.tr'de anlaşmalar sekmesi ekledim ben. Öğrenim hareketliliğine başvuracak öğrencilerimiz
Hangi üniversitelerle anlaşmamız vardır onları görebilir. Bakalım şimdi. Ama başvurduktan sonra da yine nominasyon tarihleri vesaire inceleyebilirsiniz. Nominasyon tarihleri de işte sizin aday gösterilmeniz, her üniversitenin farklı da olabilir. Şimdi bakalım. Önemli tarihler. İki ayrı projeden bahsettim. Öğrenim ve staj hareketliliği için 8 Kasım 24 Kasım'dadır başvuru tarihlerimiz. Staj hareketliliği için 9 Kasım 10 Aralık'tadır. Yani hem staja başvurabiliyorsanız buna da başvurabilirsiniz, buna da başvurabilirsiniz. Öğrenime hem staja da başvurabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi bununla ilgili puan azaltma yoluna gidiyoruz. Eksi 10 puanınızı kırıyoruz ama istediğiniz hareketlilik türünden kırıyoruz. Hocam öğrenimden kırılsın diyorsanız, öğrenimden staj hareketliliğinden kırılsın diyorsanız staj hareketliliğinden ve online aktivasyon sistemiyle online başvuru sisteminden başvurularımızı alıyoruz. Şu an için başvuru yapmanız mümkün değil. Çünkü sitemiz 8 Kasım ve 24 Kasım tarihleri arasında açık olacaktır. 8 Kasım saat 8'den 24 Kasım saat 17.30'a kadar aktif olacaktır başvuru otomasyon sistemimiz. Aynı şekilde staj hareketliliği içinde 9 Kasım ve 10 Aralık tarihler arasında aktif olacaktır. Burada kontenjanımız kaçtır ben ondan da bahsedeyim. Gençler bu bizim konsorsiyum projemizdir. İsmi farklı sadece yapacağınız şey aynı. Bunda hem öğrenim staj, bunda sadece staj. Bunda öğrenim için 3 kontenjan verdim, staj için 4 kontenjan verdim. Burada staj hareketliliği için verdiğimiz kontenjan sayısı 3. Toplamda da 10 adet kontenjanımız var. Yani 3 öğrenim, 4 staj ve yine konsorsiyum projesi içinde 3 staj açtık. Bunu farklı projelerde gerçekleştirdik. Çünkü daha fazla öğrenci gönderebilmek için farklı projelerle ortak olduk. Bu bizim bazı üniversitelerle ortaklaşa yazdığımız bir proje. Şimdi staj hareketine gidip gelen öğrencilerimiz var. Onların fotoğraflarını paylaşacağım. Fotoğraflarını göndermeyenler de var. Onlardan da alacağım zaten. Burada Almanya'ya gelen bir Düsseldorf Üniversitesi'ne gidip gelen bir tıp fakültesinin öğrencimizin fotoğrafı. Görüyorsunuz. Yazarken fotoğrafları da var. Paris Sorbonne Üniversitesi'ne giden, orada staj yapan bir tıp fakültesi öğrencisinin fotoğrafları. Görüyorsunuz bu şekilde. Yine Düsseldorf Üniversitesi'ne giden bir başka öğrencimizin fotoğrafı, staj hareketliliği gerçekleştiren. Bu şekilde şimdi gençler genel bir sunum yaptık. Sorularınız varsa alabilirim. Mikrofonları açabilirsiniz. Mikrofon imkanınız yoksa yazabilirsiniz. Buyurun gençler. Staj hareketliliği için ikili anlaşma gerekli değil dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. İki üniversite arasında bir anlaşmaya gerek yok. Evet. Konuşan kimdi acaba? Furkan Deniz. Furkan Deniz. Staj hareketliliği için ikili anlaşmaya gerek yok. Özel işletmeden, klinikten, bölümünüzden olmak şartıyla alabilirsiniz. Bu anlaşmayı biz üniversiteye mi gerçekleştiriyoruz? Yani ben efendim? Bu talebimi üniversiteye mi bildiriyorum? Gitmek istediğim üniversiteye bildiriyorum. Hayır, burada kabul mektubu almak kendi sorumluluğunuzdadır. Şimdi program ülkelerini verdim ya az önce. İrlanda'da inceleyelim. O program ülkelerindeki kuruluşlara bakalım. O program ülkelerindeki eçe sahibi üniversitelerle daha çok gitmeye çalışalım. Kabul mektubu almaya çalışalım. Önce siz yazın, bir mail hazırlayın. Bu maili staj hareketine gidecekler için söylüyorum. Öğrenim hareketliliği zaten ikili anlaşma kapsamında. Yani bir arkadaşınız 300 adet mail gönderip sadece bir tanesine dönüş olduğunu söylemişti COVID zamanında özellikle. Bir metin oluşturun, bir sürü işletmeye vesaire gönderin. Üniversiteye gönderin. Sizi kabul eden olursa bana dönün. Sizinle tarihleri netleştirelim. Mesela bazen 60 gün genelde gönderiyoruz staj hareketliliği için.
Bazen işte Google'dan bakıyorsunuz, gününüz 58 güne tekabül edebiliyor. Ama ben Mobility Tool'dan, hareketlilik aracından hesaplıyorum, 60 gün yapabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Bende 59 gözüküyor, Google'dan siz hesapladığınızda 60 gözükebiliyor. 60'ın altında olduğu zaman, 2 aydan az olduğu zaman hareketliliği hibe ödeyemediğimiz için, özellikle staj hareketliliği için söylüyorum. Lütfen günü birlikte tayin edelim. Ve staj hafta içi başlayıp hafta içi de bitmek zorunda staj hareketleri için. Ben şimdi birinci sınıf öğrencisiyim. Herhangi bir not ortalamasına sahip olmadan üniversitelere mail göndersen, onlardan kabul olma olasılığın var mı? Şimdiden Mektup mail almalısın. gönderebilirsin. Not ortalaman yok. Muhtemelen yabancı sınavın var mı? Yabancı dil sınavım yok ama alabilirim. TOEFL ya da Onu herhangi da bir. alabilirsin. ÖSYM'den de girebilirsin yine. İkinci dönem akü yapabilir sınav. Ona da katılabilirsin. Biz onu duyurusunu da yaparız yine size. Oradan aldığın puanı da kullanabilirsin elbette. İkinci dönem başvurabilirsin. Şimdiden yazmaya başlayabilirsin. Çok iyi olur. Peki bu İsabet. staj hareketliliği illa yaz tatili olması gereken bir program mı yoksa ara Birinci tatillerde de dönem kullanılabiliyor sizin, mu? şimdi buna bölüm ya da fakülte karar veriyor. Birinci dönemde stajınız var mı? Birinci sınıf öğrencileri için, pardon, ikinci dönemde. Zorunlu stajımız yok. İkinci dönemde zorunlu stajınız yoksa, evet, bu şekilde gönüllü staj yapabilirsin. Zorunlu stajın için eğer senin fakülten kabul ederse, daha ilerleyen yıllar için söylüyorum. Ben zorunlu staja katılacağım hocam, olur mu derseniz ben sizi direkt fakülte koordinatörümüze yönlendireceğim. Eğer uygun görürse fakülte, o zaman AKTS ile değerlendirilip hani zorunlu staj kapsamında sayılabiliyor. Tabii ben AKTS ile gönüllü stajın vesaire de değerlendirmesi taraftarıyım bakarsanız, ama genelde gönüllü staj için fakültelerin verdikleri karar AKTS haricinde değerlendirilmesi, müfredat kapsamı olmayınca bu şekilde ona bölüm ya da fakülte karar veriyor. Anladım. Bir de stajın içeriği bakımından illa kendi diş hekimliği bölümümle alakalı olması gerekiyor. Yoksa temel bilimlerden de staj alabilir miyim? Temel bilimler derken? Yani herhangi bir gen araştırma laboratuvarında ya da ona benzer bir yerde çalışma yürütebilir miyim? Kendi alanınla ilgili olmak zorunda. Diş hekimliği üzerine çalışmak zorundasın. Normalde bizim ders içeriğimizde ve müfredatımızda bu tarz dersler var. Biz bu tarz dersleri görüyoruz zaten. Çalışmalarında, pratik çalışmalarında katılıyoruz. Hani bu alanlarda da staj yapabiliyor muyum yoksa diş hekimliği alanında mı olması gerekiyor? Yani senin fakülte kapsamında, yani nasıl söyleyeyim, dişle ilgili bir alanda, hani hangi dersler, hangi programlar uygulanıyor, ben şu an ona diş hekimliği Mesela örnek fakültesinde olduğum verebilirim. için Tıbbi biyoloji bilmiyorum. ya da biyofizik. Buna benzer alanlarda biz de eğitimler alıyoruz. Şöyle söyleyeyim sana. İçeriğine, ben hangi konuda içeriğine eğitim alacaksın, staj yapacaksın, ona ben müdahale zaten edemem. Ancak bir diş kliniğinde staj yapabilirsin. Farklı bir üniversitenin diş hekimliği fakültesi seni kabul ederse staj yapabilirsin. Orada onlar hangi programı nasıl uygular, onların takdiri artık. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama mesela diş hekimliği fakültesinden olup da gidip FTR'den yapamazsın. Benim alanınızla ilgili dediğim kısım burası. Anladım. Evet, başka sorusu olan varsa alalım. Herkes çok güzel anladı herhalde. Soru yok. Gençler, cevap alamayabilirsiniz. Staj hareketliği için söylüyorum. Yılmayınız, lütfen mailleri atınız. 300 kere de mail atabilirsiniz, 500 kere de mail atabilirsiniz. Lütfen atın mailleri. Hocam, mail atabileceğimiz yerler konusunda nasıl bir araştırma yapmamızı öneriyorsunuz? Hani nerelerden daha çok mail geliyor? Bu konuda bilginiz var mı? Ya Yani şimdi bunun için kendiniz de bir ön araştırma yapabilirsiniz. Bir bakarsınız. Işığı açabilir miyiz? Bir bakarsınız. Üniversiteye anlaşma yaptığımız üniversiteleri gönderebilirsiniz. Kabul etme oranları yüksek olabilir. Staj için söylüyorum. Erasmus forumlarına bakabilirsiniz ya da Erasmus'la daha önceden giden öğrencilere bakabilirsiniz. Alanınızla ilgili çok fazla internette de veri var bununla ilgili.
Hangi işletmelere, nerelere gidiliyor? Bunun hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Ya da kendiniz gönderebilirsiniz. Mail atmaktan zarar gelmez. En fazla ya dönüş olmaz ya da red cevabı gelir. Şimdiden çalışmaya başlasanız iyi olur bence. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı gençler? Başka sorusu olan yoksa webinarımıza son vereceğiz. Peki başvurmayı düşünmeyen var mı? Herkes katıldığına göre bir şekilde ilgi duyuyor ama ya da şu an için başvurmayı düşünen, kriterleri tutan, elinde notu, yabancı dil puanı olan var mı? Yok mu? Evet, en azından bilgi almış olursunuz başvuramazsanız bile. Gençler, valla başvurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Arkadaşlarınıza da gidebilirsiniz elbette. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Her türlü soru, sorun, görüş için erasmus.afs.ed.tr'ye ulaşabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Rektörlük ikinci katta binamız, gelebilirsiniz. Ya lütfen duyurularımızı kaçırmayalım. uyum.afsu.edu.tr artık bunu lütfen takip edelim. Tüm duyurularımı ne varsa eksiksiz oraya yapıyorum. Ve başvuru ilanını lütfen baştan sona kadar okuyalım. Ben şu an daha genel bir bilgilendirme verdim. Her iki ilanında kontenjanların şartlarını yazdım. Başvuru tarihleri her iki ilanında farklı. Lütfen bunları takip edelim. Toplamda 10 kontenjan olarak çıktım. 7 kontenjan bir projeden, 3 kontenjan da başka bir projeden çıktım. Öğrenim ve staj karışık şu an 10 olarak çıktık. Gitmeniz bizi mutlu edecektir. Deneyim kazanacaksınız. Zorunlu staj yapamıyorsanız gönüllü staj yapın. Ya da bir dönem farklı bir ülkede okumayı lütfen hedef alın. Şu an için stajdan 7 öğrencimiz geldi. Tek bir öğrencimiz yurt dışında. Staj hareketine devam ediyor. Bir öğrencimiz de Eczacılık Fakültesi'nin öğrenim hareketliliği için başvuruda bulunmuştu. Şu anda o yurt dışında yine öğrenim hareketine devam ediyor. Zor bir şey değil gençler. Öğrenimden çekiniyorsanız staja başvurun, bir bakın. Korkmayınız. Gidince zaten tadını alınca hocam bir daha gidebiliyor muyum? Her gelen hocam keşke biraz daha kalabilse miydim diyor bana. Hem geziyorsunuz hem staj hareketleri yapıyorsunuz ya da öğrenim görüyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz, farklı kültürle buluşuyorsunuz. Biraz cesur olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Korkmayınız, yer falan da bulunuyor. Bulunmayan bir şey değil bunlar. Kendiniz araştırmaya başlayınca zaten işin arkası geliyor. Şu an staj hareketleri yapan öğrencimiz, hocam daha fazla uzatabilir miyim diye bana mail atıyor. Gidenler çok memnun. İşte Almanya'da o öğrencimiz. Avusturya'dan geçen bir öğrencimiz döndü. Keşke tekrar gidebilsem dedi. Ama mezun olduğu için şu an için başvuru yapamamız, ama mezuniyetten önce başvuru yapıp gitmişti o. Tekrar gitmek istiyorum. Bu sefer de kendim gideceğim diyor. Artık Erasmus'tan başvuramıyor mezun öğrencimiz şu an için. Bu şekilde gidince seveceksiniz. Farklı sistemi göreceksiniz. Ülkemize daha yararlı olacaksınız. Orada öğrendiklerinizi katacaksınız burada mesleki hayatınızda. Hem de böyle farklı bir deneyim olacak sizin için. Yani öğrenciyken güzel bir şey yapmış olacaksınız. Tavsiye ediyorum o yüzden. Peki katıldığınız için webinarımıza teşekkür ediyorum.